68 kuşağının tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye mücadelesinin önderlerinden olan 3 fidan idamlarının 50. yılında unutulmadı. 68'ler Vakfı'nın çalışmakta olan üyelerinin gelenek haline getirdiği bir anma törenidir bu. 68 kuşağının gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için anma törenleri düzenlendi. Kahrolsun Amerika'nın perişan ve yerli ortakları! İstanbul'daki anma töreninin adresi Amerika'nın 6. filosunun denize döküldüğü Dolmabahçe oldu. Amerikan emperyalizmiyle mücadele ve tam bağımsız Türkiye mesajlarının verildiği tören, 3 fidan için denize karanfiller atılmasıyla sona erdi. Vatan Partisi MKK üyesi Ferit İlsever, Dolmabahçe rıhtımına yanaşan 6. filonun askerlerini denize dökme eylemini anlattı ve emperyalizmle mücadeleye vurgu yaptı. 12 Mart darbesi Amerikan emperyalizminin o Gladio'nun kontrolünde, önderliğinde gerçekleştirilmiş bir darbe. Türkiye'nin bağımsızlığına, özgürlüğüne karşı ve bu yolda yükselen halk hareketine karşı indirilmiş bir darbe. Ve denizler tabii en başta idam cezasıyla yargılandılar ve idama mahkum edildiler. Tabii onların denizlerin de içinde bulunduğu ve yürütmüş oldukları bağımsız demokratik Türkiye mücadelesi bugün de kararlılıkla sürüyor ve bu hedefe ulaşacağımız günler çok yakın. İçine girdiğimiz bir devrim dönemindeyiz ve bunun sonuçlarını yaşayacağımız, o bağımsız demokratik Türkiye'ye ulaşacağımız günler gerçekten çok yakın. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, 68 gençlik hareketinin maceracı değil, mücadeleci olduğunu vurguladı. Bugün Türk gençliği de o büyük imparatorluk birikimine, cumhuriyet devrimlerine ve 68'deki o tecrübeye dayanarak emperyalizme karşı mücadele ediyor. Kahramanlık idama yürümek değildi, tam bağımsız Türkiye mücadelesinin bir neferi olmaktı ve onları anarken de 68 gençlik hareketini değerlendirirken de esas kahramanlığı işte o 6. filo eylemlerinde, Sayın Ferit İlsever'in bahsettiği 6. filo eylemlerinde, NATO'ya hayır haftalarında, demokratik üniversite için üniversite işgallerinde ve boykotlarında görüyoruz ve o günü esas bizim için büyük mücadeleyi anlamak açısından emperyalizme karşı o kararlı dik duruşu bir kahramanlık olarak görüyoruz. 68'liler Derneği üyesi İhsan Karcı da denizlerin tam bağımsız Türkiye mücadelesine dikkat çekti. 68'in önemli liderlerinden, hatta 68 hareketinin idollerinden Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının, Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın idamlarının 50. yıl dönümü dolayısıyla yapıldı bugünkü etkinlik. 68 hareketi ilkesi bir kere doğrudan tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye idi. Bugün kahrolsun Amerika diyen siyasilerimiz var. Emperyalizmi def etmemiz lazım diyen siyasilerimiz var. Bu tabii iyi bir gelişme. Demek ki 68 Vakfı bugün burada bunu anmakla kendi ruhlarının hala nasıl yaşadığını ve yeni kuşaklara ve yeni siyasetçilere de en azından bu sloganları öğrettiği yönünde bir kanaatimiz var. Bu bizim herhalde o yiğit arkadaşlarımızın ölmesinden sonra bu gelişme bizim için bir tesellidir. Gezmiş, İnan ve Aslan sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlarla anıldı.